12 Ankara Gar katliamında yaralananlar, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları var. Ankara 12 Derneği yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz. Erhan Bey'in kanunumuzda kararnameler ile konudaki görevlerinden ihraç edilen ve bu hafta sonu gerçekleştirmek istedikleri etkinlik Ankara valiliğince yasaklanan KHK'lar platformunu temsil eden Necla Kurul ve Sibel Perşin aramızda. Hoş geldiniz. Siz Açlık ve Eylemi'nin 108. gününde olan grup yorum üyesi Helin Böley'in annesi Aygül Bilgi aramızda ve Süresiz Açlık ve Eylemi'nin 110. gününde olan grup yorum üyesi İbrahim Gökçek'in babası Ahmet Gökçek aramızda ve grup yorum üyesi Meral Hır aramızda. Hoş geldiniz. Ve her grup toplantımızda olduğu gibi Ankara İl yöneticilerimiz, İl üyelerimiz ve Yeni Mahalle, Keçiören, Mamak, Çarpere ve Altındağ, Etimesi ilçelerinden arkadaşlarımız, yöneticilerimiz aramızda. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Şimdi konuşmalarımızın arkasında da Eş Genel Başkanımız Sayın Sezai Temelli, kürsüye davet ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, çok kıymetli konuklarımız, değerli basın mensupları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Hep birlikte söyleyelim mi? Savaşa hayır. Evet, savaş istemiyoruz. Savaş felakettir. Savaş yıkımdır. O yüzden buradan güçlü bir şekilde sesleniyoruz. Savaşa hayır. Tüm Türkiye halklarını. Tüm Türkiye halklarını, herkesi, tüm Orta Doğu halklarını, tüm Avrupa halklarını savaşa hayır demek için yan yana gelmeye davet ediyoruz. Tıpkı 17 yıl önce olduğu gibi. Evet, 17 yıl önce Türkiye'de tüm savaş karşıtları yan yana gelerek yine savaş peşinde koşan, savaştan beslenme peşinde olanlara nasıl hayır dediysek bugün de bu savaşı istemiyoruz. Evet, bu savaşı istemiyoruz. Bu savaşı isteyenlere karşı eğer barış irademizi güçlü bir şekilde ortaya koyamazsak bu savaşın yıkımı üzerimize olacak. Bu felaketin bedelini bizler, çocuklarımız, evlatlarımız, gelecek kuşaklar ödeyecek. O yüzden de sevgili annelere bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Evet, siz anneler, barış anneleri. Evlatları savaşta ölmesin diyen Türk anneleri, Kürt anneleri işte burada mecliste barışın sesini yükseltmeye devam edecekler. Ne kadar engellerlerse engellesinler, barışın sesini susturamayacaklar. Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Diyorlar ki nihayet savaş başlıyor. Sanki çok önemli bir müjde verirmiş gibi bunu topluma anlatıyorlar. Biz bu savaşın başlamasını istemiyoruz. Çünkü bu savaşın hiçbir haklı gerekçesi yok. Hiçbir savaşın haklı gerekçesi olamaz. Evet, savaşı başlatmak için türlü türlü bahaneler uyduruyorlar. Mülteci sorunu çözeceklermiş. Yok. Kürt koridoruna izin vermeyeceklermiş, yok öyleymiş, yok böyleymiş. Bu savaşın bir tek nedeni var. İktidarlarının ömrünü uzatmak. Kendi bekaları için Türkiye halklarının bekasını yok etmek. Evet, iktidarlarının ömrünü uzatmak için bu savaşı yaratıyorlar.
1 Temmuz 2019'da Trump bir tweet atıyor. Diyor ki Erdoğan Kürtleri haritadan silmek istedi. Yapma dedim. Evet. Buna bir yanıt verilmedi. Demek ki gitmiş bunu söylemiş. Yoksa çıkıp buna bir yanıt verirsiniz. Dersiniz ki hayır ben böyle bir şey demedim. Ben Kürt düşmanı değilim dersiniz. Ama bu iktidar Kürt düşmanı. Kürt düşmanı olduğu için de iktidara geldikleri günden bugüne kadar belli ara dönemleri bir tarafa bırakırsanız sürekli Kürt düşmanlığından beslendiler. Sürekli bir savaş politikası üzerine kendi iktidarlarını inşa etmeye çalıştılar. İşgal niyetimiz yok diyor. İşgal niyetiniz yoksa eğer, çünkü biz sizin niyetinizin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu hazırlıklar nasıl, nedir? Afrin'den sizi biliyoruz. İşgal niyetiniz yok, Afrin'e kaymakam atıyorsunuz. İşgal niyetiniz yok, okul açıyorsunuz, fakülte açıyorsunuz. Peki nasıl bir niyettir bu? Şimdi de aynı şeyi Kuzey Suriye için, Fırat'ın doğusu için tasarlamaktalar. Bu girişim, bu savaş Orta Doğu'nun 100 yıllık geleceğini yok eder. Evet, yok eder. Tıpkı 100 yıl önce yaşadıklarımızı bir kez daha yaşarız. Tarih tekerrür etmez ama tekerrür etmesinin nedeni işte bu aptallıklardır. Bu savaşın peşinde koşanlar nedeniyle bu coğrafya bu acıları yaşamaya devam ediyor. Bu haksız savaşa hep birlikte dur diyeceğiz. Dur demeliyiz. Evet. Bütün haklarımızı da 100 yıllık geleceğimizi de yok etmek isteyen, geleceğimize ipotek koymak isteyen bu anlayışa gelin hep birlikte dur diyelim. Ayrıca Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası topluma çağrı yapıyoruz. Erdoğan'ın savaş politikalarına dur deyin. Öyle kısa açıklamalarla, kınamalarla değil. Dur deyin. Evet, dur deyin. Yoksa bu savaş sadece Orta Doğu'yu, Suriye'yi, Suriye'nin kuzeyini yakmakla kalmayacak. Bütün dünyayı bu ateşin içine çekmeye devam edecek. Bu açıklamalar sürekli olarak iktidar cephesinden açıklamalar geliyor. Öyle bir Kuzey Suriye tablosu çiziyorlar ki sanırsınız ki orada sadece yani bütün oradaki insanların hepsi terörist. Öyle bir anlatma, öyle bir ifade. Halbuki bakın 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ne göre başka yerden nüfus taşımak, bölgedeki nüfusu yerinden etmek savaş suçudur. Ne diyorlar? Biz diyorlar bu bölgeyi temizleyeceğiz, 3 milyon Suriyeli'yi oraya taşıyacağız. Oraya taşıyarak işte kendi bekalarını kurtarma peşindeler. Hem orada bir Selefi kemeri yaratacaklar, hem de nüfus ticaretiyle ve o batmış olan müteahhitlerine iş yaratarak, köy, ilçe yaparak aslında oradan bir rant devşirecekler. Sevgili arkadaşlarım, Suriye'de bugün bir sorun varsa bu sorunun çözümü ancak ve ancak siyasi yolla mümkün olabilir. Suriye'de demokratik bir çözümü var etmeliyiz. Suriye'de demokratik bir çözüm için mücadele etmeliyiz. Siyasi bir çözüm aramalıyız. Savaş politikalarıyla değil. Savaş politikalarıyla Suriye içinde, Irak içinde, Türkiye içinde ancak ve ancak çözümsüzlük üretebiliriz. Bu çözümsüzlüğe son vermenin yolu barış politikalarında, demokratik çözüm politikalarında ısrar etmektir. Ağzını açan herkes, ama herkes, Türkiye'de de, dünyada da Suriye'nin toprak bütünlüğüyle başlıyorlar konuşmaya. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü, tamam. Bizim dışımızda, yani HDP'nin dışında Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteren başka kimse yok. Suriye'nin toprak bütünlüğü diyorlar, savaş tamtamları, Suriye'ye girme politikaları. Muhalefet partileri bile neredeyse
askerlerle birlikte Suriye'ye girecekler. Ama bakıyorsunuz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorlar. Evet, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak bu operasyonla olmaz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak Suriye'de yaşayan halkların demokratik çözüm çerçevesinde yan yana gelmesiyle mümkündür. Suriye'nin toprak bütünlüğü Suriye Anayasası'ndan geçer. Suriye Anayasası'nın var edileceği, ortaya çıkacağı bir yapı ancak ve ancak Suriye'deki bütün halkların o masanın etrafında oturmasıyla mümkündür. Yoksa Suriye'de Kürtleri yok sayarak, Suriye'deki özgür halkları yok sayarak, Süryanileri, Ermenileri yok sayarak Suriye'de bir demokratik çözüm üretmeniz mümkün değildir. Bugün Suriye'nin kuzeyinde demokratik bir çözüm için atılmış bir adım vardır. Bunu yok sayarak, orayı sürekli terörize ederek Suriye'de çözümün önünü açamazsınız. Suriye'de çözümün önünü açmadığınız sürece Türkiye'yi de sürekli olarak işte böyle bir şiddet ve zulüm girdabında tutarsınız. Yine tezkereler geliyor meclise. Şimdi göreceğiz mecliste. Bu tezkereler bir samimiyet testidir. Demokrasiden yana mısınız, faşizmden yana mısınız? Demokrasiden yana mısınız, yoksa savaştan yana mısınız? Barıştan yana mısınız, yoksa felaketten yana mısınız? İşte bu tezkereler bunu gösteriyor. Belki 20 yıl oldu. 20 yıldır bu mecliste tezkereler geliyor. 20 yıl sonunda bu tezkerelere evet diye diye bu meclis bu ülkeyi bakın nereye sürükledi. 20 yıl sonunda barışı konuşamaz hale gelmiş bir Türkiye var. 20 yıl sonunda bu savaşın bütün etkilerini her evin içinde yaşayan bir Türkiye var. O yüzden bu tezkerelere artık hayır deme zamanı gelmiştir. Bir kez daha bu tezkerelere evet derseniz bir kez daha bu suça ortak olacaksınız. Öyle vatan millet Sakarya edebiyatıyla ülke yönetilmez. Öyle işte bu yan yana gelme zamanıdır diye siyaset yapılmaz. Tabii ki yan yanayız. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında eşit yurttaşlar olarak yan yana gelmek istiyoruz. Kimsenin kimseyi tahakküm altına almadan, kimsenin kimseyi zulümle, şiddetle, baskı altına almadan bir ülkede yaşamasını istiyoruz. Böyle bir ülkedir bizim hayalimiz. Bunu var etmek için mücadelemiz. Evet, ama bugün her seferinde önümüze çıkartılan yoz milliyetçi söylemlerle adeta bu ülke parçalanıyor. Bir ülkeyi parçalamanın yolu toplumu parçalamaktan geçer. Bir ülkeyi parçalamanın yolu savaştan geçer. Tarihte örneklerini mi istiyorsunuz? Bir tane örnek yeter. İşte Nazi Almanyası. Almanya'yı parçalayan zihniyet faşizmdir. Almanya'yı parçalayan zihniyet bu anlayıştır. Bugün bu ülkenin içine dökülen, atılan nifak tohumları da işte buradan besleniyor. Evet, bugün tezkere gelecek. Bu tezkereyi değerlendirirken dönüp 5 yıl önceye bakmak gerekir. 6-8 Ekim'e bakmak gerekir. Kobani'ye bakmak gerekir. Bugün IŞİD sorunu vardır. DAEŞ sorunu vardır. Bu soruna karşı Kobani'de direnenler sadece Suriye için değil, dünya için daha da büyüyecek bir tehlikeyi önlemişlerdir. O gün Kobani konusunda duyarlılık çağrısı yapanlar bugün suçlanıyorlar. Evet, biz HDP olarak bütün dünyayı uyardık. Uluslararası kamuoyunu uyardık. Dedik ki bu tehlike durdurulmalıdır. Bu tehlike durdurulmazsa sadece Suriye ile sınırlı kalmaz, her yere sirayet eder. Şimdi 10 bin DAEŞ'li tutsaktan bahsediliyor. Cumhurbaşkanı diyor ki rakamı abartmayın. Abartmayalım. 9.900 diyelim. 9.000 diyelim. Neyi abartmayacağız? Sınırda çektirdiğiniz fotoğrafları mı? Sınırı elek haline getirdiğinizi mi? IŞİD'lilerin, DAEŞ'lerin cirit atmalarını mı? Yoksa ağırlanmalarını mı? Neyi abartmayacağız? Sırf 10.000 tane
DAEŞ'li var. Ailelerini, çocuklarını saymıyoruz. On binleri buluyor. Kaptalar, cezaevindeler. Bu 10.000 DAEŞ'lerin 2.000 tanesi Avrupalı. Avrupalılar diyor ki biz istemiyoruz. Kimse istemiyor. Amerikalılar diyor ki, dünyanın gördüğü en ciddiyetsiz Amerikan başkanı diyor ki bu işi halledin. Halletmeniz için size veriyoruz. Evet, dünyanın talihsizliği tüm ciddiyetsiz tarih boyunca ortaya çıkabilecek tüm ciddiyetsiz liderlerin aynı zaman diliminde yaşamasıdır. Ve bu da işte insanlık için ciddi bir yıkımdır. Bu DAEŞ meselesinin nasıl çözüleceğine dair kimsenin bir fikri yok. Kimsenin bir çözümü yok. Ama ortada bir gerçeklik var. Şimdi bugün meclise 6-8 Ekim ile ilgili yine araştırma önergesini indiriyoruz. Daha önce de indirdik. Göreceksiniz. Adım gibi eminim. AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilecek. Bir kez daha bu suçun ortaklarını bu genel kurulda teşhir edeceğiz. Çünkü 6-8 Ekim'de Kobani'de eğer DAEŞ'in o ilerlemesi durdurulmasaydı belki de bugün dünya çok daha büyük felaketi yaşayacaktı. Ama biz payımıza düşen felaketleri yaşadık. Biliyoruz. Hep birlikte yaşadık. 2015 5 Haziran Diyarbakır mitingimizde yaşadık. 5 arkadaşımızı, 5 yoldaşımızı yitirdik ama yüzlerce yaralı, 400 civarında yaralı yaralanma oldu. Daha sonra Suruç'ta yaşadık. 33 canımızı yitirdik. Ve en son olarak da yine bir canlı bomba eylemi olarak ortaya çıkan 10 Ekim katliamını yaşadık. Evet, 10 Ekim'de burada hep birlikte yaşadık. Bu acıyı çok iyi biliyoruz. Daha işte mücadele etmemenin ne demek olduğunu arkadaşlarımızın parçalarını torbalarda taşımaktan biliyoruz. Bu acının ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama o DAEŞ'ler, o canlı bombalar elini kolunu sallayarak o sınırdan geçip geldiler. Ve 101 arkadaşımızı Ankara'da katlettiler. O 101 arkadaşımız barış istiyordu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu iktidar kalktı dedi ki oylarımız arttı. Evet. İşte vicdan muhakemesinde yargılandıklarında bu sözlerinin yanıtı çok net kendilerine verilecek. Evet. Bu denli vicdansız bir iktidar vardır karşımızda. 101 insanın öldüğü yerden kendilerine oy devşirme peşinde olanlardır. Bu DAEŞ teröristlerini bize öfkeli çocuklar olarak anlattılar. Kokteyl terör örgütleri yarattılar. Ve 5 yıl sonra geldiğimiz nokta 10.000 DAEŞ'li ne olacak? Abartmayın diyor Cumhurbaşkanı. Abartıyoruz. Abartmaya devam edecek. Ve soruyoruz ne olacak? İdlib ne olacak soruyoruz. Afrin'de bugün esen terör ne olacak soruyoruz. Demek ki Suriye'ye giderek çözüm üretemiyorsunuz. Suriye'ye girerek daha çok sorunu büyütüyorsunuz. Ve eğer bir akılsızlık daha yapar, Kuzey Suriye'ye girerseniz inanın çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya geleceğiz. Peki nedir çözüm? Aslında çözüm çok basit. Çözüm barıştır. Önce birbirimizle barışacağız. Nefret söylemlerinden vazgeçeceğiz. Kürtlerle barışacağız. Herkesle, çevremizde olan bütün halklarla barışacağız. Ve barış içinde bir toplumsal yaşamı var edeceğiz. Evet, kimsenin toprağında kimsenin gözü yok. Toprak bütünlüğü tamam. Ama bu yeterli değil. O sınırların içinde nasıl yaşadığınız önemli. Bunun formülünü çıkarmak önemli. Toprak bütünlüğü deyip savaş, işgal operasyonlarını yapanlar
aslında büyük bir ülkeyi, bu güzel ülkemizi büyük bir riske atıyorlar. Sevgili yoldaşlarım, bakın, bu savaş politikaları yıkım getirmeye devam ediyor. Yaşamın her alanında yıkım bütün şiddetiyle devam ediyor. Ekonomide de öyle. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir zam sistemidir. Çünkü sürekli zam yaparak aslında savaşın ve sarayın finansmanı peşinde. Vergi adaleti kalmamış. Adalet diye bir şey kalmamış. Ekonomiyi ayakta tutmanın yegane yolu zamlar. Ekonomiyi ayakta tutmanın yegane yolu dolaylı vergiler. Yani ekonominin yükünü, savaşın ve sarayın finansmanını halkın, emekçilerin omuzlarına yüklemeye devam ediyorlar. Her şeye zam geliyor. En son zam köprülere yapıldı, biliyorsunuz. 3 yıl önce köprüden 3 lira 40 kuruşa geçiliyormuş. Bugün 10 lira 50 kuruşa geçiliyor. Yani 3 yılda 3 kata çıkmış. Neden bu örneği veriyorum? Köprüden geçen herkes biliyor ki köprüden geçmenin maliyeti 3 lira ama üzerindeki 7,5 lirayı savaşın finansmanı için veriyor. Hani çıkıp soruyor ya, mermi kaç para? İşte o merminin parasını köprüden geçen herkese ödetiyor. O merminin parasını ekmek alan herkese ödetiyor. O merminin parasını elektrik faturalarıyla aslında size ödetiyor. Su parasıyla. Hatta bebeklerimizin, çocuklarımızın içtiği sütün parasının üzerine eklediği zamlarla ödetiyor. Yani aslında çıkıp söylediğinde diyor ya, mermi kaç para biliyor musunuz? Alay ediyor bizde. Biliyoruz. Çünkü ödediğimiz o faturalardan biliyoruz. Ödediğimiz o fiyatlardan biliyoruz. Fakat nasıl bir mucize ki o zevzek bakan var ya, damat çıkıyor diyor ki enflasyon düşüyor. Bu kadar zam, her şeye zam, enflasyon düşüyor. Enflasyonu burada %10 olan var mı? Yani bir yıl boyunca benim sepetim, benim harcamalarım sadece %10 arttı diyen var mı? Çıkın sokağa sorun herhangi bir vatandaş. Benim hayat standardım çok değişmedi. Ancak ve ancak %10 etkilendim diyen var mı? Her şeye bunca zam yapılırken hiç %10 enflasyon söz konusu olabilir mi? Her şeyleri yalan. Bütün bürokrasi, bütün devlet kurumları yalana batmış. Enflasyon rakamları da yalan, açıkladıkları her rakam yalan. Bakın, bu savaşa dair dünden beri konuşulanlar sonucu dolar yükseldi. Sadece bir gecedeki yükselmenin bedeli 58 milyar lira. Evet, bir gecede Türkiye'nin borçlarının maliyeti 58 milyar lira arttı. Türkiye böyle bir felaketin içine sürüklenirken hala çıkmışlar, hamaset, hala çıkmışlar yoz bir milliyetçilikle halkı, insanları aldatmaya devam ediyorlar. Yeni bir şey var. E-haciz. Kaç kişi e-hacize uğramış biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? 3 milyon 900 bin kişi. Yani 4 milyon insanın banka hesapları bloke edilmiş borçlu oldukları için. E-haciz gelmiş. Durum bu kadar vahim. Geçim sıkıntısı bu durumda. Onlar çıkıyorlar diyorlar ki enflasyon düşüyor, ekonomi çok iyi. Ekonomi çok iyi filan değil. Ekonomi battı. İnsanlar battı. Eğer bu savaşı başlatırlarsa çok daha kötü bir yere ülke sürüklenecek. Çözüm siyasette. Çözüm demokratik siyasette. Çözüm tecidin sonlandırılmasında. 9 Ekim 1998. Sayın Öcalan'a yönelik bir komplo. Kaç yıl olmuş? 21 yıl olmuş. Neredeyse 22 yıl. 22 yıl boyunca biz bu komplo senaryosunun
aslında içinde sıkıştık kaldık. 21 yıldır bir tecrit var. Son 4,5 yılı, yaklaşık 5 yılı mutlak tecrit olarak geçti. Bu tecrit olmasaydı ya da avukatları düzenli görüşebilseydi, ailesi görüşebilseydi, Türkiye'de çeşitli kurumlar görüşebilseydi, bugün belki de sürüklendiğimiz bu yerden çok farklı bir yerde olabilirdik. Evet, bu denli iddialı bir şey söylüyoruz. Çünkü bakın en son gönderdiği mesajda diyor ki Sayın Öcalan, Türk-Kürt savaşı tuzağına düşülmemelidir. İktidar adeta Türk-Kürt savaşı çıkartma peşinde. Oysa bir arada yaşama iradesini var etmek istiyorsanız, barış içinde yaşamak istiyorsanız bu tuzağa düşmemelisiniz. Bu tuzağa düşmemenin yolu bir arada yaşama iradesini açığa çıkarmaktır. Bu da ancak ve ancak siyasetle mümkündür. Savaşla bu mümkün olabilir mi? Bizim Suriye'ye dönüp baktığımızda orada ne görüyoruz? Kürt halkını. Kuzey Irak'a dönüp baktığımızda ne görüyoruz? Kürt halkını. İçeriye baktığımızda Türkiye'de 25 milyona yakın, 20 milyon üzerinde Kürt halkını. Şimdi böyle bir coğrafyada, böyle bir jeopolitikte, böyle bir demografik yapıda siz Kürtlerle düşman mı olursunuz, Kürtlerle barışır mısınız? İşte tam da devlet aklı denen rasyonel akıl burada saklı olması lazım. Sayın Öcalan buna vurgu yapıyor, buna çağrı yapıyor. Biz bunu söyleyince, bunun üzerinde konuşunca bu suç oluyor. Neden? Çünkü bu sesin duyulması istenmiyor. Çözümün duyulması istenmiyor. Ama biz buradan gelsek, savaş çığırtkanlığı yapsak makbul vatandaş oluruz. Ama biz, onlar ne kadar savaş çığırtkanlığı yaparlarsa yapsınlar, Öcalan'ın sesine ses katmaya devam edeceğiz. Çünkü barış istiyor. Türkler Kürtsüz, Kürtler Türksüz yaşayamaz diyor. Çözümün yolunu gösteriyor. Demokratik çözümün yolunu gösteriyor. Demokratik siyasete düşen nedir? Eğer bir yerde çözüme dair bir şey varsa onu güçlendirmektir. Biz de bunu yapacağız. Bunu yapmayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Neden? Çünkü tekçi bir sistem. Çünkü farklılıklara tahammül edemiyor. Çünkü Türkiye'yi bir baskı, bir zulümle idare ederek ayakta durabileceğine inanıyor. Evet, bir OHAL'ci sistemdir. Olağanüstü hal rejimidir, kayyum rejimidir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. 50+1'den geçen hafta 40'a düşmüşlerdi. Son rakam 35,5. Gidiyorlar. Gittikçe işte saldırganlıklarının artmasının nedeni budur. Şimdi tükendikçe daha fazla savaş diyecekler. Daha fazla şiddetten bahsedecekler. Asla pabuç bırakmayın. Barış mücadelesini yükseltmeye devam edin. Herkese çağrımız budur. Bu tükenen iktidarın peşine takılmayın. Mecliste bu çağrıyı bir kez daha yapıyoruz. Tüm partilere bu çağrıyı bir kez daha yapıyoruz. Gelin çözümde buluşalım. Gelin iktidarın bu hamasetinin peşine takılmayın. Hatırlayın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle çok hızlı kararlar alacaklardı. En hızlı aldıkları karar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Baktık, araştırdık. Bunların en hızlı aldığı karar ne çıktı? İnsanların inancıyla alay eden, Kur'an-ı Kerim'le alay eden, bakara makara diyen adamı büyükelçi yapmaları. En hızlı kararları bu. Jet hızıyla bunu almışlar. Uzaya çıkacaklardı, röntgen cihazına girdiler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sürekli röntgenini çekiyorlar. Demek ki içi öyle bir şey ki içinde ne var bir türlü onlar da anlayamıyorlar. Bence içi çürümüş bir sistem. 12 Eylül'ün bakiyesidir bu sistem. Çürümüş bir sistemdir. Bu sistemden mutlaka kurtulmamız gerekiyor. Tek adam rejimine yol vermemiz gerekiyor.
Çünkü bu rejim kayyum rejimidir. Bakın 19 Ağustos'ta bir siyasi darbeyle kayyum atadılar. 3 Büyükşehir Belediye Eş Başkanımızı görevden aldılar. Sonra Kulp ilçemizi de buna eklediler. Sevgili arkadaşlarım, 19 Ekim'de 2 aylık süre doluyor. Gerçi 2 aylık görevden alınmaları bile başlı başına bir suç. Çünkü belediye başkanlıkları dönemlerinde bir soruşturmaya uğramamışlar. Bir. İkincisi, uğrasalar bile görevden 2 aylığına alındıklarına yerlerine meclisten birisinin atanması gerekirken kayyum atamışlar. Suç 2. Ama kayyum sistemi aslında bir suç mekanizması. Durmak bilmiyor. Geçen gün Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği toplantısı var. Kayyum, Diyarbakır kayyumu oraya gelemiyor. Uzaktan kendisini oraya da kayyum atıyor. Yani artık sistem öyle bir hale gelmiş ki kayyum kendisini her yere kayyum atar hale gelmiş. Biliyorsunuz Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Selçuk Mızraklı GAP meclisindeki oylamayla 110 oy alarak başkan seçilmişti. Ve şimdi GAP'ta herhangi bir oylama falan olmaksızın Selçuk Mızraklı'nın yerine başka birisi oylanmaksızın vali kendisini atıyor. Ve o sırada vali yardımcısı kürsüyü ele geçiriyor. Diyor ki ben devlet adına buradayım. Size oylama yaptırmayacağım. Aslında devlet adına bir yerleri ele geçirenlerin o niyetini açığa vurmuş oluyor. Oylama yaptırmamak, kayyum atamak. İşte zihniyet budur. Bu kara lekeden bir an önce kurtulmalıyız. Arkadaşlarımız hemen görevlerine iade edilmelidir. Bu kayyum rejimine son vermeliyiz. Kayyum rejimine son vermek savaşa hayır demektir. Savaşa hayır demek demokrasi mücadelesidir. Artık buradan kimse başka bir yere bakmasın. Demokrasi ayrı bir şey, savaş ayrı bir şey, kayyum ayrı bir şey değil. Bu aslında tek adam rejiminin fotoğrafından başka bir şey değildir. Sevgili arkadaşlarım, kayyum rejimi, tek adam rejimi nedir diye sorduğunuzda işte daha evvelsi gün yaşadığımız 5-6 Ekim'de KYK ile ihraç edilenler bir araya gelecekti. Haklarını arayacaklardı. 10 binlerce KYK mağduru var. Haklarını arayacaklar. Yan yana gelecekler. Toplanacaklar, konuşacaklar. Bundan daha doğal ne olabilir? Bu engellendi. Siz bir araya gelemezsiniz dendi. Salon verilmedi. Dedik buyurun gelin arkadaşlar. HDP hepimizin evi. Ortak çatımız. Hangi partiden olursanız olun, hangi düşünceden olursanız olun. Düşüncenizden, siyasetinizden, kimliğinizden dolayı asla yargılanamazsınız. Ayrımcılığın kapısından içeriye giremeyeceği belki de bugün tek çatı. Buyurun gelin. Onu bile engellemeye kalktılar. Polis gelmiş buraya da giremezsiniz diyor. Bu denli şuurunu yitirmiş bir devlet yönetimi. Bu denli şuurunu yitirmiş bir güvenlik politikası. Somalı işçiler haklarını arıyorlar. Yürüyüş yapıyorlar. Demokratik bir eylem. Yürüyemezsiniz diyor. Ama sen Soma'ya gidip işçileri dövdürdün. 301 işçi öldü. O acı o denli canlıyken gidip o zulmü orada yaptınız. 2831 işçiyi işten attınız. Kıdem tazminatlarını vermediniz. TMSF'ye devrettiniz. TMSF adeta bir hak kıyımı gerçekleştiriyor. Evet, işte o OAS sistemi, kayyum rejimi bu. Anneler gelemediler. Biraz önce söyledik. Adana'da tutmuşlar, bırakmıyorlar. Neden? Meclise geliyorlar. Meclis, halkın meclisi, toplumun meclisi. Buraya gelmelerinin engellenmesi bir kayyum rejimi değil de nedir? İşte faşizmin kurumsallaşması dediğimiz budur. Bu iradenin yok sayılmasıdır. Anneleri durduruyorlar. Ama kadına yönelik şiddet devam ediyor. 53 geçen ay 53 kadına yönelik şiddet sonucu
53 kadın daha cinayete kurban gitti. Katledildiler. Naci Yıldız, Fatma Çetin Avcı tanıyor musunuz? Tanımazsınız. Onlar birer istatistik. Kimse tanımıyor. Geçen ay 145 katledilen işçiden ikisinin adı sadece. Evet, birer istatistik oldular. 17 yıldır iktidardalar. Bugüne kadar neredeyse yaklaşık 25 bin işçi iş yaşamında, çalışma hayatında katledildi. İş cinayetleri, işçi cinayetleri. İş güvenliği, iş sağlığı diye bir şey yok bu ülkede. Kadınlar katlediliyor, işçiler katlediliyor, Kürtler katlediliyor. Hepimiz katlediyoruz. Bu savaş değil de nedir? Ve doymuyorlar savaşa. Hala Suriye'ye gireceklermiş. İşte tüm bunlara karşı HDP çatısını büyütelim. Tüm bunlara karşı yan yana gelelim. Bir arada olalım. Demokrasi ittifakında buluşalım. Demokrasi ittifakında buluşarak Türkiye'nin, Türkiye halklarının, emekçilerinin, kadınların eşit yurttaşlar olarak yaşayabileceği, sivil, sosyal, siyasal haklardan yararlanabileceği bir anayasayı, demokratik anayasayı hep birlikte yapalım. Bakın 1920'nin 100. yılı geliyor. Geçen hafta da altını çizdik. Bu 100. yılda gerçek anlamda büyük bir dönüşümü, değişimi hep birlikte yaratalım. 1921 anayasasını gelin hep birlikte ele alalım, inceleyelim. Oradaki çoğulculuğu bugünün koşullarında yeniden büyütelim. 1920'de mecliste bir araya gelenlerin ortaya koymuş olduğu iradeyi gelin bir kez daha ortaya koyalım. Çok daha zengin bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyalım. Ancak böyle bu tekçilikten, bu kayyum rejiminden, bu faşizmden kurtulabiliriz. Yoksa bu tekçilik tüm kimliklerimize, tüm haklarımıza saldırmaya devam edecek. O yüzden diyoruz ki gelin yerel demokrasiyi güçlendiren, yerel demokrasi ekseninde güçlü bir parlamenter rejimle bir demokratik anayasa mücadelesini verelim. Bunun için demokrasi ittifakında yan yana gelelim. Sevgili arkadaşlarım, demokrasi ittifakı için, bir demokratik anayasa için bir mutabakat hazırlamalıyız. Yan yana gelmeliyiz, konuşmalıyız. Bir taahhütname sunmalıyız topluma. Yan yana gelmeliyiz, konuşmalıyız. Emekçiler olarak, kadınlar olarak, gençler olarak geleceğimizin nasıl olacağına dair bir arada durarak geleceği biçimlendirmeliyiz. Bir manifesto ortaya koymalıyız. Çünkü dedik ya, bu AKP-MHP bloğu, ittifakı, yani bu faşist ittifak gidiyor. Yerine demokrasi ittifakı geliyor. O yüzden de gelin birlikte bu demokrasi ittifakını örelim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili yoldaşlarım, şimdi HDP'de kenetlenme zamanı. Evet, bu çağrımızı tüm HDP dostlarına, tüm çevremizdeki arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza yapıyoruz. Bir üye kampanyası başlattık. Gelin HDP'ye üye olun. HDP'de kenetlenelim. Yan yana gelelim. Evet, şimdi HDP'yi büyütme zamanıdır. Üye kampanyamız sadece kağıt üzerinde bir ismin kaydedilmesi değildir. Barış ve demokrasi mücadelesinin büyütülmesidir. O yüzden de diyoruz ki hepinizi HDP'ye bekliyoruz. Sevgili arkadaşlarım, ahlakın zerresinden mahrum kalmışların ebedi ve evrensel değerleri anlaması ve bunlara saygı duyması beklenemez. Tüm halklara ve inançlara olan saygımızla barış için, bir arada yaşam için daha çok çalışacağız. Çok daha güçlü mücadelemizde mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.